Peki Burgazada denince bizim aklımıza Sait Faik gelir. Yani aslında bir rastlantı. Her adada yaşayan bir yazar, bir şair, bir ressam var aslında. Bizim programımızda bugün yazarlar üzerinden anlatmak. Sait Faik üzerine biraz konuşalım. Örneğin iki ekolden söz edilir. Mesela Sabahattin Ali ekolü vardır. Daha toplumcu bir ekoldür. Sait Faik ise insanı, doğrudan insanı anlatır. O anlamda da bir öncüdür ve kendisinden sonraki pek çok edebiyatçıları yoğun olarak etkilemiştir. Biraz Sait Faik üzerine konuşalım. Bize biraz Sait Faik'i anlatır mısınız? Şimdi Sait Faik nevi şahsına münhasır bir insan. Bir defa okulunu yarım bırakmış bir insan. Hı hı. İş hayatına atılmış, işi yarım bırakmış biri. Yani bugün tabiriyle rantiyeliği seçmiş biri. Evet. Fakat özgür bir adam. Bu özgürlüğü kitaplarına da yansımıştır. Dikkat ederseniz konuşma diliyle yazmıştır kitaplarını. Ve birkaç tane hikayesinin dışında da konuşma lisanını kendine uygun şekilde yazmıştır. Yani lehçeleri, şiveleri kullanmamıştır. Doğrudan doğruya hepimizin anlayabileceği şekilde yazmıştır. Bebeydik o zaman. Saçımı çeker dururdun, üstümü ıslatırdın. Sen de bana çamur atardın. Atardım elbet. Şimdi de atarım yoluma düşersem. Seni öte kızlardan başka tutardım da ondan çekerdim saçını. Büyüyünce kayboluverdin. Sonra da tanımaz oldun. Şimdi de saçından tutup çekip götürsem ne ola? İnsanlarla iç içedir. Hayatı son 20 yılı bildiğim kadarıyla bu adada geçmiştir. Ve bu adadaki en büyük dostları balıkçılar, eşekçiler, arabacılar, sakalar, küçük esnaf ve kendisinin de en büyük tutkusu balığa çıkmak, özgürce dolaşabilmek. O balıkla ilgili bir şey var benim okuduğum anılarında, onu da isterseniz şey yapalım. Bu balıkçılara gidermiş, beni balığa çıkarın, beni balığa çıkarın demiş. Fakat bilmediği için hep misinaları birbirine karıştırmış, bunu almazlarmış yanına. O yüzden de kendini hep lüzumsuz bir adam gibi balıkçıların yanında hissedermiş. Öyle mi? Bir anlamda balıkçılar buna, aman bu gene geldi falan, işi bilmeyen adam, işi karıştıracak, balıkları kaçıracak falan. Böyle bir şeyler de var mı? Böyle bir şey var tabii ama oradaki amaç tabii balık yakalamak değil. Onları öğrenmek, onları gözlemlemek ve ondan sonra da yazabilmek. Yani hayatın içine balıklama dalmış bir adam bu. Çok genç, Sait Faik tabi tanınmış o zaman bir yazar. Ondan işte hocam nasıl yaparız falan üstadım diye. Beraber Burgaz'a doğru geliyorlar. Tekneyle yaklaşırken bak diyor sen yazar olacaksın. Şimdi bak bakalım şu kıyıya diyor neler görüyorsun diyor Oktay Akbal'a Sait Faik. Bakıyor işte çok güzel bir deniz hafif dalgalı falan. İşte evler var işte ağaçlar var falan. Ya, oğlum diyor insanları görmüyor musun? Ya insanları yazacaksın. Sana ne ağaçlardan evlerden? Asıl mesele insanı anlatmak. Diyor. Zaten öyle de bir şey vardır. Bir insanı sevmekle başlar her şey diye. Peki Sait Faik'le ilgili böyle hiç evlenmemiş mesela. Denemiş ama evlenmemiş. Hakikaten öyle midir? Burada aşkları falan var mıydı? Nasıl? Şimdi Salah Birsel'in son senelerinde sıkı bir dostluğumuz olmuştu. Dedim neden evlenmedi üstad dedim. Bu konuda bilginiz var mı? Sana dedi bir hikayemi anlatayım dedi Ahmet. Bir gün degüstasyonda oturuyoruz. Hep beraber işte yiyoruz, içiyoruz falan. Beyoğlu'nda. Beyoğlu'nda tabii. Bu şeyin ağzından konuşuyorum. Aha, Salah Birsel'in ağzından. Bana müsaade edin. Sevgilimle buluşacağım dedi. Halbuki diyor bunun sevgilisi falan hiç olmadı ki diyor. Yoktu diyor. Kadınlara nedense diyor uzaktı. Biz takip ettik diyor. Ha, peşine düşüyorlar. Peşine düşüyorlar. Çıkıyorlar ondan habersiz. Birisi sağdaki kaldırımdan giderken bunlar da soldaki kaldırımdan gidiyor. Sait Faik tünele kadar gidip geri dönüyor. Bir akşamüstü. Bunu gördük diyor. Bu benim için önemli bir gözlemdi demişti. Şey annesiyle yaşamıştır. Hı hı. Ve çok yakın dostları da adadaki işte bahsettiğim küçük esnaftı. Hı.
varlıklı bir ailenin çocuğuymuş. Adapazarı'nda, evet, Adapazarı'nda doğmuş. Değil baba mi? Kereste de tüccarı. Hı-hı. Sonradan İstanbul'a geliyor. Ve kendisine galiba bir dükkan açıyorlar. Yani ticaretle orasını ben yapamayacağım diyor, bırakıyor. İşte oradan kalan malla idare etti kendisini bildiğim kadarıyla. İşte sakin, sessiz, köpeklerle haşır neşir, kedilerle haşır neşir, balıkçılarla sohbet eden. Ve bir anlamda galiba insanlardan uzaklaşıp insanları yazmayı... İnsanlardan uzak, evet, gibi görüp ama, evet, insanların içinde olan ve insanları, hı, çözen birisi. Evet. Yani sanki bir yumağı çok güzel saran, ören bir duygu içinde. Ve biliyorsunuz Amerika'daki Mark Twain, hı-hı, derneğine, hı-hı, fahri üye seçilen tek, evet, Türk. Tabii. O bir ödül oluyor aynı zamanda, değil bir mi? Bir çeşit ödül fahri üyeliği. Tabii biz burada ödül olarak addediyoruz ama aslında üyeliktir. Evet. Tabii ödül.